Türkiye'deki ana akım ki siyasetin bizi daralttığı tartışmaların dışında okumaları yapmak zorundayız. Aslında Türkiye'deki egemen siyasete de kendi içinde düştüğü krizin temel nedeninin Kürt sorunun demokratik çözümün ıskalaması olduğunu hep söyledik. Aslında son tartışmalarda da ortaya çıktı. Gerek hani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan ittifak yapısının gerekse Cumhur İttifakı'nın Kürt sorununa yaklaşımında hem ideolojik olarak hem de çözüm aklı olarak birbirinden çok fark olmadığını bu son tartışmalarda da gördük. Yani sorunun çözümünden bahsedebilmek için sorunu doğru tespit etmek lazım. Gerek Halkların Demokratik Partisi şahsında, gerek Kürt siyaseti açısından, gerekse Kürt sorunu ve çözüm söz konusu olduğunda Sayın Öcalan'la ilgili yapılan bütün tartışmalarda aslında bir hakikat inkarını, gerçeğin inkarını görüyoruz. Yani sözün düzeyi, sözün yöneldiği yer neresi olursa olsun bizim aslında şunu tartışabilmemiz gerekiyor. Kürt sorunu hani bir nesnel olarak, olgusal olarak yerli yerine oturtulması gereken bir sorun. Hani son olarak özellikle son tartışmalarda gözlemlediğimiz temel yanlışlıklardan, eksiklerden biri de oydu. Yani Cumhuriyet 2. yüzyılına girerken Cumhuriyet'in demokratikleşip demokratikleştirilmeyeceği tartışılırken Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecrit ve işkence sistemini ele almamak, HDP'nin HDP'ye gönül vermiş milyonların Kürt siyasetinin biriktirdiği milyonlar olduğunu ıskalamak, kendi halkından, kendi toplumundan, kendi tabanından HDP'yi de yalıtık bir şekilde tartışmak, Kürt halkı ve ezilen halklar için Sayın Öcalan'ın karşılığının ne olduğunu da inkar etmek aslında sorunun çözümünü ıskalayan temel şeylerden biri. O yüzden hani son tartışmalar bir kez daha bize gösterdi ki bu ülkede kalıcı demokrasinin gelişebilmesi için Kürt meselesinin toplumsal barış ekseninde çözülebilmesi lazım ama her iki egemenlikçi ittifakın da yaklaşımında, bloğunda Kürt sorununa köklü bir çözüm arayışının, köklü bir çözüm aklının bir yoğunlaşmasının olmadığını da görmek mümkün. Ya kendi toplumuyla, kendi halklarıyla barışık olmayan bir rejim her zaman demokrasiyi ıskalayan bir rejim olacaktır. Türkiye'nin yani yüzyıllık hikayesinin özeti de budur. Yani bu coğrafyanın farklı kimliklerine, farklı kültürlerine, farklı renklerine savaş açmış. Bu savaş politikaları etrafında ulus devletini pekiştirmeye çalışan bir akılla karşı karşıyayız. Zaten bu aklın iki tarafı var. Bir işte Millet İttifakı olarak ortaya çıkan akıl, birisi de Cumhur İttifakı olarak ortaya çıkan akıl ve Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin sürekli zafiyet halinde olmasının temel nedenlerinden birinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Yani yani bu toplum dışı yönetim anlayışının topluma düşman, toplumun nefes alanlarını daraltan, emekçiye, doğaya, halklara, kültürlere düşman bu yaklaşımın sadece Kürt sorun değil birçok sorunun çözümünden sürekli uzak kalacağını tarihsel deneyimlerimiz bize gösterdi. Buradan hareketle hani Kürt sorunun demokratik çözümü söz konusu olduğunda çözümün aktörleri kimdir diye sorduğumuzda elbette ki yaklaşık 50 yıldır bin bir türlü bedelle hem kendi özgürlüklerinin mücadelesini hem de kendi özgürlük mücadelesini Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin içerisinde hasretmeye çalışan, ikisini bir arada yürütmeye çalışan, yani Kürtlerin özgürleşme sürecinin aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşme süreci demek olduğunu bu bilinçle hareket eden, bu bilinçle mücadelesini yürüten Kürt halkıdır. Yani birden çok boyut var. Yani Kürt halkının ortaya çıkmış mücadele azmi, mücadele bilinci, yine bu mücadele bilincinin üzerinden oynadığı siyasal tavır, gösterdiği siyasal tavır Kürt halkının gerçekten gönlünden, bilincinden, aklından neyin geçtiğini siyaset kurumu tarafından öğrenilmesi gerekiyor. Yani mikrofonu Kürt halkına uzattığınızda, Kürtlere uzattığınızda Kürt halkı bu çözümün nerelerden, nasıl ve hangi yöntemlerle geçtiğini gösterdiğinde aslında sorunun çözümünü de tarif edeceğiz. Bir diğer boyutu da elbette ki bu halkın özgürlük mücadelesinin örgütlü mücadelesini yürütmüş yapılardır, kurumlardır, örgütlerdir. Mesela çok açık söylemek gerekirse yani Kürt sorunu PKK gerçeği üzerinden yani Kürt Özgürlük Hareketi gerçeği üzerinden tariflenmediği sürece ortaya çıkan yani Kürtlerin özgürlük mücadelesinin dört parça Kürdistan'da ve dünyadaki mücadeleyi yürütenlerin öncülüğü, halkıyla kurduğu bağ,
somut bir şekilde, nesnel bir şekilde kabul edilmediği sürece zaten bu inkar havuzunda herkes üzecek. Yani örneğin hani silahsızlanma tartışmaları, Kürt sorunun barışı tartışmaları söz konusu olduğunda son çözüm süreçlerinde de aslında İmralı'daki son çözüm süreçlerinde de ortaya çıkan bir şey var. Yani bu ülkeyi yönetenler PKK gerçeğine nasıl yaklaşıyor? Sadece klasik bir terör örgütü aralığından mı bakacaksınız? Aslında tarihte gösterdi ki bu terör aralığından çıkarmadığınız sürece, PKK gerçeğini bir olgu olarak kabul etmediğiniz sürece, Kürt halkıyla kurduğu bağı kabul etmediğiniz sürece açıkçası yani bir başka inkarcı sürecinde dokuzuncusu oldular. Üçüncü boyutta elbette ki Sayın Öcalan'ın durumu. Yani Sayın Öcalan'ın hem Kürt Özgürlük Hareketi'nin kurucusu olması, ona yıllar içerisinde liderlik yapması hem de Kürt halkının, direnen Kürt halkının önderi olması. Hatta bununla bunu aşan yani artık bölgemizdeki ve dünyadaki ezilen halkların lider ve önder olarak kabul ettiği bir konuma erişmesinin kendisini Türk Ulus Devleti'ni yönetenler, millet ya da Cumhur İttifakı nasıl değerlendiriyor? Yani gözümüzün önünde aslında bir tiyatro oynanıyor. Yani işte son çözüm süreçleriyle birlikte Sayın Öcalan'ın yani Kürt sorunun demokratik çözümüne dair en reel, en akılcı yaklaşımları sergilediğini gördük ve aynı zamanda aslında Sayın Öcalan'ın yani 24 yıllık ada sürecinde bütün siyasal aktörlerden daha fazla barış meselesine, toplumsal barış meselesine ve Türkiye'nin demokratikleşme meselesine kafa yorduğunu gördük. Şimdi böylesine donanımlı, birikimli, hazırlıklı bir aktörün ve gerçekten artık herkese tabiri caizse fark atmış bir aktörün tecrit ve işkence sistemi altında tutulması, tabiri caizse artık son aylar, son 18 ay itibariyle alıkoyma siyasetine hapsedilmesi, yani Kürt sorunun inkar aralığında derinleştiğinin, yani bu devleti yönetenlerin bu inkar zeminini derinleştirdiğini de göstergesi. Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde 20. yüzyılın başlarındaki senaryo 21. yüzyılın başlarında tekrardan tedavülde. Yani nasıl ki bu Cumhuriyet kurucu temellerini atarken Kürt katliamlarına, Kürt inkarına siyaseten başvuru yaptı, Kürtlerin liderlerini astı, katletti, Kürt halkını sürgün etti, toplu katliamlardan geçirdi. Aslında bugün itibariyle yani 21. yüzyılda Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken gerek Türkiye içindeki egemen akla, siyasete, politikaya gerekse Orta Doğu'daki işgal ve askeri saldırılara baktığımızda yani ülkeyi yönetenlerin AKP, MHP rejiminin tekrardan aslında o Kemalizmin kurucu dönemindeki icraatlerine kendisinin başvuru yaptığını görüyoruz. Yani kendisinin aynı yöntemlerle Kürt sorunun çözümsüzlüğü üzerinden kendi iktidarını ayakta tutmaya çalıştığını görüyoruz. Yani buradan hareketle elbette ki şeye şaşırmıyoruz. Yani Sayın Öcalan'ın üzerindeki mutlak tecidin alıkoyma siyasetinin bu kadar derinleştirilmesi sadece kendi şahsıyla ilgili bir durum değil. Gerek Sayın Öcalan'ın düşünceleri, yani birçok kuramsal konuda, felsefi konuda geliştirdiği düşünceler, işte demokratik ulus teorisi, demokratik konfederalizm, ulus devlet tartışmak, devletsizliği tartışmak, sınıfa dair, emekçi hareketlere dair, doğa insan ilişkisine dair, ekolojik mücadeleye dair, yine kadın mücadelesine dair, yine alternatif tarih okumalarına dair birçok başlıkta zaten bugün ulus devletçi ezberi bozan, kapitalist ezberleri, emperyalist ezberleri bozan bir yerde duruyor. Yani ona böylesine büyük bir düşmanlığın yapılmasının en temel nedeni de o zaten. Yani sadece bu içinde yaşadığımız devlete has bir düşmanlık değil. Yani bugün hani komplo gerçeğini zaten ele aldığımızda hep şunu söylemiyor musunuz? Bir uluslararası komplo. Yani bugün Sayın Öcalan üzerindeki yani hukuk dışılık, korsan hukukunun uygulanması, işte ölüme yayılmış yani zamana yayılmış idam cezasının verilmesi, zamana yayılmış fiili bir ölüm, hatta sosyal ölüm dayatmasının en temel nedeni Sayın Öcalan'ın fikirlerinden, geliştirdiği akıldan, çözüm aklından korkunun göstergesi. Aslında Sayın Öcalan'ın fikirlerinin kendi varlık zeminlerine tehdit oluşturduklarını bildikleri için bu kadar saldırıyorlar. İmralı'ya dönük iktidar saldırıları, yani egemen ideolojik alandan dönük İmralı'ya dönük saldırıların hepsinin temelinde de Kürt sorununu nerede görmek istedikleriyle alakalı. Yani işte Sayın Öcalan'ı unutturmak, Sayın Öcalan'ı neredeyse fiili ölüme mahkum etmek ama dışarıda da Sayın Öcalan'ın fiili ölüme mahkum edilmesiyle birlikte yani Kürtlerin
direniş bilincinin, direniş ruhunun öldürülmesi, katledilmesi, yok sayılması. Yani bu yönüyle ele aldığımızda hani elbette ki diyalektik olarak birbirine bağlı ama tarihsel olarak AKP-MHP şahsında ortaya çıkan bir gerçek var ki Kürt sorunu yani savaş yöntemleriyle, tasfiye yöntemleriyle kendilerince çözülmeye çalışılacak. Ama bu noktada da elbette ki bizim başka şeyleri tartışmamız gerekiyor. Yani konsept açısından, yani komplocu mantık açısından İmralı'da değişen bir şey yok. Bunu aslında tersinden şöyle de yorumlamak lazım. Kürtler özgürlük mücadelesini büyüttükçe hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de hem dünyada direnen bir halk gerçekliğini ortaya çıkardığı sürece zaten bütün o sarayda bir yani bütün o iktidar odaklarını aslında kendi mücadeleleriyle de korkutuyorlar. Yani yani diyalektik düşündüğümüzde bir taraftan büyüyen bir Kürt özgürlük hareketi öbür taraftan da saldırılarında daha fazla büyüdüğünü görüyoruz. Aslında bu alıkoyma, son 18 aylık alıkoyma siyasetini biraz böyle de yorumlamak lazım. Aslında bu korkunun düzeyinin de göstergesi. Yani Kürtler artık bugün yürüttüğü mücadeleyle sadece kendilerini ayakta tutmuyorlar. Türkiye'de demokrasi güçlerine, Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına, dünya halklarına aslında özgürlüğün ve demokrasinin gerçekleşebileceğine dair bu kapitalist haydut düzene karşı, ulus devletçi soykırımcılığa karşı demokrasi ve özgürlüğün gelebileceğine dair umudu da ayakta tutuyor. Aslında burada Kürt halkının örgütlü mücadelesine, Kürt hareketine, Sayın Öcalan'a yönelimin en temel amacı da o zaten. Türkiye'de bir rejim krizi var. Yani kapitalizm de bir kriz içerisinde, yani dünya bir kriz içerisinde, ekonomik kriz içerisinde, siyasal kriz içerisinde, ekolojik kriz içerisinde, göçmen ve mülteciler gerçeği üzerinden baktığınızda başka bir krizi yaşıyor. Şimdi böylesine krizli bir dünya ve bir krizli devlet okuması yaptığımızda şunu kabul etmemiz gerekir ki bu kriz ortamları, bu kriz ortamlarında krize ve kaosa dönük en gerçekçi, en kalıcı çözümleri öneren aktörler, toplumsal muhalefet temsilcileri her zaman kıskacı alınır. Her zaman tasfiye edilmeye çalışılır. Yani ben özellikle Sayın Öcalan'a dönük bu 18 aylık alıkoyma siyasetinin temelinde bunun yattığını düşünmek. Şimdi buradan hareketle hani tecrit gerçeğine şöyle yaklaşmamız gerekiyor. Yani eğer ki devlet, devleti yönetenler, uluslararası güçler Kürt sorununda yollarını, yöntemlerini, yönelimlerini değiştiriyorlarsa, farklı yol ve yöntemlerle bu meseleyi daha fazla içinden çıkılmaz bir hale getirmek istiyorlarsa, onun karşısında mücadele yürüten bizlerin de, demokrasi ve özgürlük güçlerinin de kendi yol, yöntem, yürüyüşünü, tarzını, temposunu masaya yatırması gerekiyor. Örneğin şunu da yetinemeyiz artık. Yani işte Sayın Öcalan üzerinde bir alıkoyma siyaseti var. İşte tecrit, üzerindeki tecrit kaldırılsın diyoruz ama Kürt sorunun geldiği düzey, kendisini dayatma düzeyiyle Sayın Öcalan'ın gerçeğinin hem hukuki hem insani hem politik gerçeğinin geldiği düzey artık bize tecrit meselesinin aşılması gerektiğini söylüyorum. Nasıl aşılacak? İşte fiziki özgürlük dediğimiz o. Yani bu sorunun demokratik çözümünü sağlamak istiyorsak Sayın Öcalan'ın yani fiziki özgürlüğünü hedefleyen bir yoğunlaşma, bir arayış, bir yol bulma. Yani bu konuda elbette ki Türkiye'deki resmi siyaset Sayın Öcalan'ın inkarı üzerinden, orada hukuk dışına çıkmış, yasa dışına çıkmış devletin inkarı üzerinden, yani kendi yasa dışılığının inkarı üzerinden bir şeyleri örmeye çalışıyor. Ama şunu unutmayalım ki bu saldırının temelinde çok tarihsel bir amaç var. O tarihsel amaç da şudur. Yani 2023 ile birlikte tekrar Kürt sorununun betonun altına gömülmesidir. Kürt liderlerinin katledilmesidir. Kürt halkının soykırımdan geçirilmesidir. Bunun karşısında yapmamız gerekenler en azından başlangıç itibariyle şunu söylemek lazım. Mevcut halimiz İmralı tecridini parçalamaya, Kürt halkına dönük soykırım siyasetlerini engellemeye mevcut halimiz en azından demokratik toplumsal siyaset ve muhalefet açısından yeterli değil. Yani farkımızı İnkarcı siyasete karşı farkımızı kurucu siyasetle kurmak zorundayız. Yani bir toplumsal kuruculuk, toplumsal siyaset örgüsü nasıl ele alınacak? Şimdi bunlar, bu ödevleriyle yüzleşemeyen bizler tecritte de pay sahibi olacağız yani. Yani düne kadar yaşanmış gerçekliklerin bile hala tercümesini yapamıyorsanız oturup şunu söylemeyin bize yani. İşte biz HDP'ye bakanlık verebiliriz.
Yani kendi içerisinde olumlu gözükmesine rağmen aslında HDP gerçeğini, HDP'nin etrafında ortaya çıkmış toplumsal bilinci, toplumsal duyguyu, toplumsal talepleri göz ardı eden bir yaklaşım. Sadece onun karşısında HDP ile aynı masada oturmayız diyenleri de söylüyoruz. Yani oradan baktığınızda yani şimdi HDP bu ülkeye neyi öneriyor? Kürtler bu ülkeye neyi öneriyor? Yeni bir anayasa diyor. Siz hala 12 Eylül Anayasası'nın yamalarıyla uğraşıyorsunuz. Kürt sorunun demokratik çözümü aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi demek diyor. Şimdi demokratikleşmeye dair ilke ve programlarınız ne? Boş verin HDP'ye neyin ne verileceğini, Kürtlerin neyin ne verileceğini. Sizin bu ülkenin halklarına, hatta size oy veren yurttaşlara ekonomi kriz karşısında, doğa katliamı karşısında, kadın kırımı karşısında, demokratikleşme problemleri karşısında sizin söyleyecekleriniz ne? Şimdi siz toplumu muhatap almayıp siyasal demagojilerle uğraşırsanız zaten AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. AKP'nin zeminine siz çekiliyorsunuz. AKP siyasal demagojide ve her türlü gerçekten toplum dışı siyasal partilerle sınırlandırılmış her türlü aslında laf oyunlarından ibaret bir parti. Şimdi bu alana niye çekiliyorsunuz? Zaten bugün AKP'yi devirmenin en gerçekçi yolu, AKP MHP faşizmini yıkmanın en gerçekçi yolu Türkiye'de toplumsal sorunlara yoğunlaşan, onun ilkesini oluşturan, onun programını oluşturan bir siyasal aklı geliştirmek.